bugün sizin Mehmet Ali ile evlilik yıl dönümünüz. Evet, bugün evlilik yıl dönümümüz Gözdeciğim. Bakalım Mehmet Ali bu yıl hatırlayacak mı? Eğer kutlamazsa bu sefer susma Aslı. Ben senin yerinde olsam var ya, hemen boşanma davası açarım. Bu sefer unutmaz herhalde Gözde. Çünkü 25. yılımız. Dile kolay, çeyrek asır. Umarım unutmaz. Çünkü bu sefer beni kimse durduramaz. Kıyameti koparırım gerçekten. Arkandayım Aslı. Ben yerinde olsam çoktan koparmıştım o kıyameti zaten. Ama bir şeyler planlıyor galiba. Sabahtan beri telefonu elinden düşürmedi. İsmail Usta bugün arabayı getiriyorum sana değil mi? Plan değişmedi. Evet, plan değişmedi. Bekliyorum seni. Tamamdır. Görüşürüz İsmail Usta. Ben kahvaltı hazırlayayım o zaman. Tamam hayatım. Ben de hazırlanıp geliyorum. Hulusi. Şimdi sana çok önemli bir görev veriyorum. Sizin vereceğiniz görev benim için bir emirdir yenge. Buyurun. Aferin sana. Ama aramızda kalacak. Tabii yenge aramızda. Hiç kimselere söylenmeyecek. Sarı köpüğümdür. Hemen gidiyorsun, bir kamera alıp geliyorsun. Kamera mı? Ne kamerası Arife? Mehmet Ali'lerin evine bir kamera koyduracağım Kerem. Bütün gün o evde ne olup bitiyorsa şurada oturacağım, orayı izleyeceğim. İyice saçmaladın sen Arife. Hiç insan oğlunun evine kamera mı yerleştirir? Yerleştirir Kerami, yerleştirir. Ayol sen bilmiyor musun adam? O eve hırsız girdi, hırsız. O evde bir kere güvenlik açığı var. Hadi şimdi kolaysa girsin o hırsız. Ben o hırsızı anında enseletirim. Arife yengeme katılıyorum. Bence de o evde büyük bir güvenlik açığı var. Var. Hulusi, şimdi hemen gidiyorsun. En iyisinden bir kamera buluyorsun. Kaç paraysa ben sana peşinen vereceğim. Yeter ki ben bir an önce şu köşeme oturayım. Yukarıda olup biteni bir güzel izleyeyim. Emir telakki ederim yenge. Ben hemen araştırmalara başlıyorum. Hadi. Çocuk mu kandırıyorsun sen Arife? He? Hırsızlık bahane. Şurada oturacaksın. Bütün gün çocukların evini gözetleyeceksin. Gözetlemek ve... Ay sen neler söylüyorsun ayol? Benim aklımın ucundan bile geçmez böyle bir şey yani. Anneciğim ellerine sağlık. Afiyet olsun. Babam nerede? İçeride telefonla konuşuyor. Bence kesin evlilik yıl dönümünüz için bir şeyler planlıyor. Ay vallahi bilmiyorum. Yani ilk yıllar kutluyorduk da sonra böyle azalarak bitti bizde evlilik yıl dönümü kutlama. Baban çok değişti. Yani bu sene 25. yıl olduğu için belki bir şeyler planlıyordur. İnşallah şaşırtır beni. Umarım anneciğim. İstiyorsan biz bir ağzını yoklayalım. Aa yok yok. Hayır. Hiç böyle bir şey istemiyorum. Hayır. Yani o kendisi hatırlarsa hatırlasın. Rica ediyorum. Lütfen. Tamam merak etme biz bir şey söylemeyiz. Ya olmaz tabii yani öyle şey. Kendisinin hatırlaması lazım. Oğulcan. Ablacığım ne yapıyorsun? Sesimi açıyorum abla. Münazaram var benim bugün. Oğulcan'cığım arada ağzına da bir şey at. Hah, aç aç gitme ne olur. Bak o yumurtayı ye. Soğuyunca bir şeye benzemez o. Anne.
Acaba çiğ yumurta mı yiyeceğim? Ay hiç abartma olacaksın. Yani şu omletini yesen tamam. Abartma mı? Abartma mı? Benim bu münazarayı kazanmam lazım anne. Bugün benim için çok önemli bir gün. Eğer bu münazarayı kaybedersem Hürrem'i de kaybederim. Vallahi ben de çok merak ediyorum. Bu çocuk münazarayı kazanacak mı? Yoksa kayıp mı edecek? Hiç merak etme güzel kardeşim. Abim bu dünyaya kazanmaya gelmiş. Çok önemli bir gün bugün, çok. Alper Yılmaz burada mı? Benim, buyurun. Hakkınızda şikayet var. Allah Allah. Hayırdır memur bey? Ne şikayet olacak ki? Merkez öğrenirsiniz hanımefendi. Buyurun. Rıfkı hocam. Bir dakika memur bey. Bir yanlış anlaşılma vardır. Böyle apar topar nereye götürüyorsunuz Ayfer hocayı? Hanımefendi zorluk çıkarmayın. Hadi lütfen buyurun. Rıfkı hocam. Memur bey önemli bir şey buyurun, değil. Buyurun buyurun. Al. Tamam. Bir dakika ya ben de geliyorum. Bence babamın telefonuna bakalım. Ne planlıyor öğrenelim. Şimdi eğer bir şeyler planlıyorsa ki umarım öyledir. Ben görmek istemiyorum Damlacığım. Bana sürpriz olsun. Ayrıca telefon karıştırmak mutsuzluk getirir. Hiç önermiyorum. Ayrıca da yani doğru bir davranış değil. Özel eşya sonuçta. Günaydın. Kusura bakmayın kapatamadım ya bir türlü. Önemli değil hayatım gel. Babacığım oturmadan seninle bir şey konuşabilir miyiz? Tabii kızım. Sakın. Odada ama. Kızım niye burada söylemiyorsun hep beraber? Babamla yalnız konuşmak istedim anne. Hay kızım gel konuşalım. Ya klinikten ayrılacağımı söyleyeceğim anne. Tamam kuzum yani şurada hep beraberken söylesen. Baş başa konuşmak istedim anne. Ben bakacağım. Damla bırak o telefonu. Damlacığım bırakır mısın? Bak çok ayıp. Ya anne ben babamı tanıyorum. 25. yılımıza özel kesin bir şey planlamıştır. Bak göreceksin. Damlacığım lütfen koyar mısın o telefonun yerine? Ya anne ya merak ettim. Hem sana söylemeyeceğim. Sürprizi kaçmayacak yani merak etme. Tamam bak ama bir daha bakma.